bitmedi bitmez oların kavgaları. Oy. Bizim uşaklar, bizim uşaklar. Oley. Ne şimdi af kuruyorsun canım tamam? Odunu verdim, suyunu verdim. Daha ne af kuruyorsun ya taşa? Açam sapo adamıydı. Kızım kusura bakma, ben daha 5 senedir ölçüsüzüm ama kelun ilacı olsa sürer kendi başına. Kelun yavrularım, kelun neneniz kurban olsun size. Alın, alın. He, kurban olsun size neneniz. Yavrularım, hiç sesinizi çıkarmayın. Hiç değilse sizin horozunuz var. Sema kız! Bakma çıkmayın! Kız, baba nereye mi? O zaman ben gideyim. Muhtar! La Muhtar, ha burada masaj yaptırıyorsun, köyden haberi yok. Hayrola, ne oldu? Ne olacak? Bizim Yaşar yeni eldi. Tabii şey olmaz, yat aşağıya. Lan nasıl bir şey olmaz Muhtar? Bilirsin ben eliden korkarım, onun cenazesinde de gitmem. Belki düşünü gömün. Bu Yaşar'da ölecek zamanı buldu. Hocalar da gelmedi. Ne alsın size şimdi? Anahtarlar da üstünde hocam. Atla. Kimin arabasını çalıyorsunuz da şerefsizler? Ulan bir ses duydum ha buralara. Dediler köylere teröristler indi. Kesinler de koyayım onların çıktıkları. Şimdi kodunuz yiyorsa gelin bakayım. Burada ne işiniz var? Ha buraya niye girmişsin hala anlamış değilim. Hocam ana yolların giriş çıkışlarını tutmuşlardır diye mecburen bu yola girdim ben. Niye çıkacak o zaman? Hocam yapacağımız tek bir şey var. O da bu gece kalacak bir yer bulmamız. Hadi bul bakalım o zaman. Ay ayaklarım uyuştu. Kurudu bacaklarım. Uy bu ne biçim iştir. Yesen bir türlü yemesen bir türlü sonra böyle çıkarmaya uğraş. Uy ha bu ışıklara da ne oluyor? Bunlar da aynı çodum gibi bir giderler bir gelirler. Abi, plakayı takip aldık. Trabzon'dan yola çıkıp geliyorlar. Dikkat çekmeden yap. Polise yakalanırsa hepinizi yakarım haberiniz olur. Merak etme abi. Ahmet'ten üçümüz her hafta malları paketler, farklı arabalarla bile kazalara dağıtırdık. Biz kaçtıktan sonra mal dağıtımı aynı sistemle devam ediyordu. Abi, adamları mekana getirdik ama. Mallar yok abi. Nasıl yok lan? Getiren morukları ayrı ayrı sorguladım. Mallardan haberleri yok. Ne diyorsun lan sen? Oğlum ne diyeceksin lan ben patrona şimdi? Rahmetli koca, aynı sizin gibi benden habersiz gelip yatağıma girmiş idi. Sonra nasıl oldu anlamadım. 7 gün 7 gece bir düğün ettik. 8. gece
Bizim herif televizyonda bir karıya böyle öküz gibi bakaydı diye birdenbire balkondan aşağıya düştü. Düşünce de malumunuzdur, doğal olarak öldü. Bak moruk, ortağının ebesini düdükledim. Şimdi sıra sende. Ama malların yerini söylersen oran buran yamulmaz. Abi, vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok. Maldan hiçbir şeyden haberim yok abi. Ben cami hocasıyım, bırak beni gideyim, ne olursun abi. Ben de il müftüsüyüm. Dalga mı geçiyorsun lan benimle, göt! Abi, patron arıyor. Alo? Tamam patron. Ağzını bantlayın. Bizde yatak çok mühim bir meseledir. Yatağa girdin mi ya eleceksin ya da 7 gün 7 gece horom edeceğiz. 7 gün mü? Arada mola verdiğimiz de oluyor hoş. Hep öyle ha değil. Şimdi gelelim asil mevzuya. Siz kimsiniz? Benim evimde ne arıyorsunuz? Biz hırsız değiliz. Ha oradan geçiyorduk, aramamızın gazı bitti. Hocam, baksana, ışıklar da yanmıyor. Bu geceyi burada geçiririz. Ha burada kalalım diye geldik ha buraya. Vallahi doğru diyor. Dışarısı soğuktu. Bir gece kalıp gidecektik. Kalacak yer bula bula benim yatağımı mı buldunuz? Hiç boşuna gülmeyin. Bunun nasıl olduğunu vallahi ben de hatırlamıyorum. Ulan bari bir tane rüz yatsaydı beniyle. Üç kişinin beraber yattığı nerede görülmüş? Karanlıkta tesadüfen orayı bulduk. Peki o karanlıkta benim ha bu ekizleri hanginiz yokladı? Biz öyle bir şey etmezdik ama belki yağlı sükkanı olmuş olabilir. Yatağıma girdiniz. Namusumu kirlettiniz. O yüzden aranızdan biri 7 gün horon edecek. Ay ben zaten karılardan hoşlanmıyorum ki. Ne? Bir de hoşlansaydın bari. Beni aldatmayı aklından bile geçirme. Siç hele benim şansımı. Şimdi bunlar horon edemeden Tahtaliköy'ü boylayacaklar. Ben Buket. Ben de Demet. Aa, senin ağzını neden böyle kapamışlar ki? Aa, çok ayıp etmişler ama. Böyle olmaz ki. Yan taraftan gelen sesler seni hiç korkutmasın. Biz bir soru sorduk, cevap vermeyince de canını yakmak zorunda kaldık. Ama sen akıllı ve zeki bir adama benziyorsun. Bu işi aramızda güzellikle halledelim, olur mu? 5 senede bir evime erkek girer, onlar da totoş. Bizi bırak da gidelim de, bizim çocuk çocuğumuz var, bizim arasını da yanına ne çizecek? Bırak da gidelim. Ne? Sizin bir de çocuklarınız da mı var? Siz harbiden bu işin bugünü çıkardınız yani. Doğru diyor. Biz birbirimize bağlı olalım diye yetimhaneden 2 tane çocuk aldık. Kötümü ettik. Şimdi sana güzellikle bir soru soracağız. Sen de cevaplayacaksın. Evet, söyle bakalım. Mallar nerede? Benim mallardan hiçbir şeyden haberim yok. Ben cami imamıyım. Ne olursunuz bırakın beni gideyim. Demetciğim. Efendim canım. Daha kibar olmalıyız ama tatlım. Ay haklısın güzelim. Canım. Sana soruyorum. Her gönülde çiçek olmaktansa tek gönülde buket olmak istemez misin? Hadi bakalım. Mallar nerede? Ya bırakın beni, ne olursunuz bırakın gideyim. 1/2 malları bana sorup durmayın. Ben cami imamıyım, ne olursunuz çözün beni gideyim, ne olur. Peki. Direneceksin yani. Öyle mi? Ulan dövdün siz o çocukları. Onların hatırına size bir şey etmeyeceğim. Yok bu değildi. Ana! Ha bu bıçağı o kadar aradım geçen elma soyacaktım. Yaban nereden çıktı? Ey kedi, ne olacak bu benim unutkanlık hallarım?
Ama bu olmaz, bu meyve bir çay. İşte ben daha bu ne araydım. En sonunda buldum. Çok şükür. Şşt, canım. Arkadaşın birinci basamağı sadece bir dakika dayanabildi. Bakalım sen ne kadar dayanacaksın? Aa, bu keçim. Bir saniye bekleyelim bakalım. Belki beyefendinin fikri değişmiştir. Önce bir soralım. Bana bak. Emin ol bundan. Hayatın boyunca bu acıyı tatmak istemezsin. Şimdi sana son defa soruyorum. Mallar nerede? O zaman başlasın hızlandırılmış horon dersimiz Demetciğim. Ben hazırım Buket. Öyleyse başlıyoruz. Bir daha size bu evimin etrafında göreyim. Vallahi orada bacaklarınızdan rendelerim sizi. La bir daha görmeyeyim sizi ha buralarda. Çocuğunuzdan anlarım sizi. Koşuyalım uşakları. La Cemal. La oğlum ne güzel olmuşsun la. La düğüne mi gidiyorum? He da bizim düğünümüz var. Bir miyiz Osman? La doğru diyorsun. Ha pamuk işte tamam Cemal'im. Oo. Otur biraz dinle oğlum. Hocam. O neneyle evlenseydin de 5 yıl saklanacak yerimiz olsa daha iyi değil miydi? Sağa daha hoş bakaydı. Bırak hocam ya. İyi de hocam. Nereden aklına geldi ben karılardan hoşlanmam ya? Niye diyeyim canımız başka nasıl kurtaracaktık? Mezbu öyle dedim ben. Onu da doğru diyorsun hocam ya. Kalk canım, kalk. Osman, bu cumba da bizim en mutlu günümüz ya. Haydi Osman, haydi. Haydi. Bir dakika, bir dakika canım. Ne oldu? La oğlum, hapiste öncekiler gibi olmasın sakın. Kolladım onu, bu sefer tamam dur. La nasıl kolladın onu? La gizli gizli, çürdüm içeri. Yusuf, sesin çıkmayı. Anamın içi tanımam dalim. Aldım onları, gittim horozun yanına. Küçük Yaşar için bak ne getirdim. Birini altına taktım, ses yok. Birini taktım üstüne, gene ses yok. Oy la, bu sefer hakikaten tamamdır. Hocam kaçışımız şaka gibi ya. Hiç sorma ne hallara düştük. Ana! Hocam! Domuz da düşmüş. He he Osman bu sefer tamamdır. Çöperdi canım ama gerçekten çöperdi. Bu ahşap seni eleteyim mi eğlenceye? Lan yoksa kürsü sana mı giderim lan? De Osman ya. Lan ne diyorsun lan? Haydi gidelim lan. Hocam bu yol nereye çıkıyor o zaman? Nereye çıkarsa çıksın yürü. La, acaba cemaat görmüş müdür oğlum? Hey, ha buradan bir kollayalım hadi. Oh 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 oh. La cemaat gelmiş oğlum. Gel gidelim. Gömelim abi korkmuş la. Diyeceğim ama oğlum. Lan muhtar hocayı bulamamış. Senin haberin yok tabii. Yok. Bana niye demedi bu muhtar ya? Lan ne bileyim ben ya? Ben şimdiye kadar var ya gitmiştim attım. Bir hocalı canmıştım ya. Lan doğru diyorsun oğlum da. La, ne oldu? La orada birileri var. Bir bakayım mı? Hocam? Sağdan mı gidelim soldan mı? Başımıza ne geliyse bölünmekten geliyor. Birleşelim, ha böyle dimdik devam edelim. Hocam seni tebrik ediyorum. O zaman dimdik gidelim. La bunlar hoca mı dedi la? La yoksa ha bunlara bizim muhtarın dediği hocalar olmasın la? La oğlum arayalım muhtarı da gelsin karşılasın onları la. Daha bu köyde kimse kalmamış. Bütün biraz sabır ediyorsun, terk etmiş. Nerede bu müdür? Hocam bırak da burada şansımız olsun. Hocam vallahi size Allah kendi. Bağ mı diyorsun? Evet hocam. Size söylüyorlar. Hocam ben köyün muhtarı Mustafa. Memnun oldum muhtarım. Hocamız Mehmet Hoca, ben müezzin Ahmet. Vallahi hocam gözlerimiz yollarda kaldı. Yorgunsunuz biliyorum ama eve geçmeden önce ölümüz ölmüş. Gömülmeyi bekler. Gömelim onu da. Ölü mü? Muhtarım merak etmeyin. Hocamız çok gömmüştür.
Onu da gömer. Oh ne güzel. Tecrübesi yaşından belli oluyor zaten. Ha ölmüş ölünüz nerede dur? Ölümüz aşağıda. Buyurun gidelim. Cenaze işi bende. Ben ne dersem onu yap. Selamun aleyküm. Hocamız Mehmet Bey, müezzini Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Hocam ölü ölmüş yıkanmaya bekler. Muhtar oğul, en iyisi, en kalını. Ha bu işi bir bitirelim be. Onu ben alayım. Muhtarım, hocamız ölüleri her zaman tek başına yıkar. Buyurun hocam. Hocam buyurun. Ömrümde ilk defa ölmüş ölüyle baş başa kaldım. Sıparıcıdan başka da bir şey bilmiyorum ki okuyayım. Günaydın. Birinci basamağı başarıyla geçtin. Bakalım canım benim ikinci basamağı geçebilecek misin? Söyleyecek bir şeyin varsa o zaman işler değişir tabii. Mesela. Hey! Malların nerede olduğunu söyleyebilirsin. Bak sen, direniyorsun demek, öyle mi? O zaman başlasın sosis mangalımız. Şimdiden kokusunu alır gibi oldum. Bütün delikler tamam da şimdi başka delik. Ha tamam, şey, götünün deliği var. Bunlar ne lan? Önceden göte tıkıyordunuz, şimdi ağız burnunda varsa hep tıkadınız. Sistem değişti, benim mi haberim yok? Bir dakika, bir dakika. Sen kimsin? Yoksa senin şu bizim Osmanlı Cemal mı gönderdi buraya? Ölü kardeş, vallahi billahi benim bir kabahatim yok. Bana, ben Cemal'i de tanımam, Osman'ı da tanımam, seni de hiç tanımam. Bana dediler ki ölü var, gel diyorum, ben gömmeye geldim. Seninle ne görüşeceğiz? Daha bu kokmuş, yine ölmemiş. Ulan bana bakın, ha içerideki adamı sizi getirdiğini bilirim. Ne oldu Pamuk'a çok bir dikkat etsin o gibi anne reis. Ula öküz de sihiri de size göstereceğim. Neyi göstereceksin? Sakin bir şey gösteremedin de. Ülke mi göstereceksin? Bas kadar git bakalım. Basayım değil mi? Basayım, doğru değilsiniz onu. Ölmemiş ölü ya. Aynen la. La yürü git la. Ölmüş gibi kokarsın zaten. Hey. İçtiğin hap ağrı kesici değil ama şöyle özellikleri var. 10 dakika içinde tüm acılarını unutacaksın. Kafanda ne varsa tek tek söylemeye başlayacaksın. Bir fıçı rakı içsen bu kafa olmaz yani. Abi haberleri. Trabzon'daki salaklar plakayı karıştırmışlar. Mallar geldi. Oh be. Oğlum bu çok iyi haber lan. Peki o diğer salaklar kimmiş? Amayın etkileri de olabilir. Yaşa göre, hafıza kaybı vesaire. O da artık şansına. İyi iş görmüşsünüz ama maalesef yanlış adamı almışız. Bu adamlar kim o zaman? Kimse kim. Siktir edin, salın gitsin. Ama adamlara hapları da içirdik. Ne olacak şimdi? Boş verin hapı mapı. Salın gitsin. Çek lan elini oradan, çek! Duvara, duvara! Bunlar iki kişiydi. Diğeri nerede lan? Yan odada. Ulan siz kimin mekanını basıyorsunuz çakallar? Şşşt! Bana bak! Boş ver ya, sinirlenmesene. Bu adamlar geri zekalı. Dünkü yaptığımız işle karıştırdılar. Aynen öyle, salaklar. Fidye için yanlış adamlar aldılar. Peşte mal kara boyan, sol dida çekti foyan. Peşte mal kara boyan, sol dida çekti foyan. Salın oğlu sensin beni bu hala koyan, beni bu hala. Salın
Kışın köyde 3-4 tane kaldı ondan. İmamlık edeceğim fazla zorluk çekmedik. Yaza kadar hocaların zamede ne yaptığını bilmemiz lazım idi. Biz de öyle yaptık. La Serkan, yemeği yoduk mu hep yere kaybolma. Kapıların dibini temizleyeceğim. Olsun baba, temizlerim. Kuzum. Efendim babacığım. Sen de yemeğini yedikten sonra derslerinin başına geç. Derslerini çalış. Biliyorsun değil mi, matematikten 100 aldım. Söyledim ben babana, güzel kızım benim. Hanım, bak diyorum sana, ha bu benim kızım okuyup doktor olacak. La Cemal. Efendim baba. Oğlum çabuk çarşıyı araklayayın. 4 tane funduk sepet al. Yukarı gel. Tamam baba. Hayırlı sabahlar Zeynep'ciğim. Hayırlı sabahlar. Oyun aşçısı da geldi. Eyvallah baba. Hocam ne haber? Ya Ahmet, sen deli misin Mesut? Sabah ezanını vereceğim. O telefonun Facebook sayfası mı nedir? Orada zıt 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 beğenme sesleri geliydi. Hocam, ezanı telefondan okuttuğumuzu unutuyorsun sen. Ya onu ha, uçak modemi ne diyorlar, o anı yanmıyorsun. Hocam bu sabah unuttum onu ben. Sen de hep benim hatalarımı görüyorsun hocam. Ben sana ne dedim? Yavaş namaz kıldırıyorsun diye cemaat rahatsız oluyor. Ayaktayken hocam içinden 20'ye kadar say. Ondan sonra eğil. Olay bu. Bak Ahmet, habuş habuş ya da yutup bana sorarsan bırakıp kasalım. Asla hocam. Facebook'tan bir hesap açmışım. Meyvelerini yakında yemeye başlayacağız hocam, şaşıracaksın. Küfretmediysin be. Nasıl küfretmeyeyim, nasıl küfretmeyeyim? Niye, ne oldu herif, ne oldu? Geçen sabah tam ayakkabıyı ayağıma geçireceğim, bir ıslaklık hissettim. Dedim ki bakayım nedir, ne göreyim? Ne gördün? La, ayakkabının içinde koyun poku. Oo tabii, ama o koyun pokunu ayakkabıya koyan şerefsizi bilmemek mümkün mü ki? Hanım, son tavuk da bu sabah öldü. Ama inceledim tavukları, niye öldüklerini buldum. Garga gribi mi var onlarda? Yok karı yok. Ne garga gribi? Birileri sırf tavuklar boğulsun diye sakızı yem diye verdi tavuklara. Anlıyor musun? Sakın ha pislikleri yapmış olmasın ha bu işi. Başka bir ihtimal mi var karı? Ama ben de o yağcının yağını kurutup da bunu tekrar yağlamazsam adam değilim. Nasıl şunun sebet kafalisi seni? Küfür etme diyorum ben sana kaç defa. Bak karı dur ya, küfretme küfretme. Ya değilim sağ karıcığım. Bu ikisi var ya, karı koca, bunlar manyaktan öte manyak. Herif bak, orada haklısın tamam. 2 gün önce de ben çamaşır asmışım. Gittim çamaşırları toplamaya ki bütün çamaşırlarım köz. Çamaşırlar tekrar durulayıp astım. Elimde tüfek oturdum bekledim. O zilli karının götü yemedi. Çıksaydı dışarıya var ya, 2 kaşının arasından vuracaktım onu. Bunlar yemin olsun vurulmalık karı ya. Avluya niye çamaşır asarsın diye yapıyorsun sen? Ben o karının ağzına sıçar. Bak karıya bak. Sahabı küfür yakıcı mı? Ya niye küfür ediyorsun? Bak görsen ben o karıyı geberteceğim. Ona gelirse ben sana ne diyeyim biliyor musun? 3 ayda tam 61 tane tavuğumuz öldü. Nedir? Tavuklar sınırlarını geçiyor diye tavuklara sakız verip tavukları boğay. Zannediyor ki ben anlamayırım. Ben salağım. Sen o karıyı kebetmeden ben o kelin ağzını edeceğim. Küfür etme diyorum sana herif, küfür etme. Ben de sana o tavukların zinyasını yedirmesem adam değilim. Görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Muhteremce, muhteremce. Ne oldu Muhittin? Ha o 2 manyak aileler var ya. Köle evlerinin önüne kavga ediyle. Kavga dediğimiz de aklıma geldi. Hiç unutmam, yıl 1990. Avnerken girişindeyim, maça gireceğim, Fenerbahçe maçına. Kafamı kaldırdım, baktım Fenerbahçe taraftarları karşı tarafta, ellerinde bayraklar. Etrafında da bizim 2. tabur. Yaklaştım askerin yanına. Ulan uşağım, şöyle bir çekilin, adamları rahat bırakın da adamlar Trabzon'a geldiğini farkına varsınlar dedim. Sizin ebenizi... Vurma ona. İnsan yerine koyar da ceza verirler sağa. Yok karı yok. Bıkmadım onun Hüseyin'ini. Ya bunu geberteceğim ya da süründüreceğim. Güçlü erkeğim. Sen bunlara uyma. Bunlar ölmeye bayılma sandıklarından senin damarına basaylar. Yoksa bilirsin tezakka da kıymetleri yok. Yok karıcığım yok. Yeter bunlara katlandığımız. Ben de bunları kurutup yakmazsam adam değilim.
Bunların kavgasına bıktım ya. Kavga dediniz de aklıma bak ne geldi. Temel ya bir dur ya. Ya muhtar bir dur da. Sizin bunları barıştırmanız için bir ortak nokta bulmanız lazım. Ya bunların bir tek ortak noktası var. O da Trabzonspor'da. He doğru değil. Bir de ortak takmışız arazileri var. Bir filmde gördüm. İki düşman kardeşi barıştırmak için bir evde gömü var dedilerdi. Aynen Temel Ali'ciğim. Bak bunlar oradan para geleceğini duysunlar var ya. Kanka olurlar ha. Çok doğru. Şimdi yapacak olduğumuz planı kimse bilmeyecek. Kapıyı bir kapatın, yanıma yaklaşın. Ula ha bu iş var ya, bugün burada bitecek. Bak koduğumun Hüseyin'i, kapının önüne koduğun pokların hesabını verme vakti gelmiş dur. Senin yaktığın funduklar, öldürdüğün tavuklar, kestiğin ağaçlar, daha sayayım mı sana ha? Ula senin yaptıklarının yanında benim yaptığım hiçbir şey. La rev rev da rev 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 da rev rev. La bu işi burada bitirecek, say. Uy! Ula ne ediyorsun? La beni fişekle değil de, la gaz bombasıyla mı öldüreceksin? Hoş geldiniz bayanlar. Ne alırsınız? Soğuk sıcak içecek bir şey ister misiniz? Ben bir çay alayım. Hocam ben de bir açık çay alayım. Cebimizdeki para bitmek üzereydi. Bence canım dedikçe Ahmet yeni planlar peşindeydi. Hanımefendi, önce isminizden başlayarak derdinizi anlatın bakalım. Hocamızın branşına giriyorum. Kardeşim kusura bakma. Biraz soğuk aldım da ondan olacak herhalde. Oğlum eğer götüne sahip çıkacaksan gel sen de sayalım be. Fazla uzatma da say. 1, 2, 3, 14, 15. Ula kemencemin kurma golü. Yine neriyesin? Ben Melek. Facebook'taki sizinle alakalı yazıyı okuyup da geldim. 5 defa evlendim, 5'i de yetersiz geldi. Hayırlı bir kısmet için okunmaya geldim. Dükkanlarım var, evim var, arabam da var. Ama kısmetim yok. Maşallah, maşallah. Anladım. Hocamızın dersi de bitmek üzeredir. Önce sizi içeriye alalım. Yalnız kişi başı 50 lira para alıyoruz. Yanlış anlamayın. Bunu bir hayır işinde kullanıyoruz. Ama bunu hiçbir yerde anlatmayın ki sevabı gidiyor. Buyur. Uy keline funduk yaprağı sürdüm seni. Oğlum ne altın durdun ne üstün. La bir sahip çıktı abi işi bitirelim. Tamam ula tamam. Fazla konuşma. Say. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Ula ne oldu sana? Ne oldu? Ayağım mı kırdı? Hangi ayağım? Ayağım. Yani yedirim sana bir şey. Hangi ayağım? Bak eline sesini vurdun ula. Hocam burada, buyur. Melek Hanım hoş geldin. Havta buraya acı sağ karşımda otur bakayım. Sizin ne derdiniz vardı? Hocam, ben de hayırlı bir iş için geldim. Hocam, benim bir derdim var. 5 defa evlendim ayrıldım, 5'i de çürük çıktı. Dünya cüzdümden gelmeden o ne? Sağlam bir herif yapasın diye buraya geldim. Hocam, nereden bildin? Vallahi doğru. Sende göz var göz. Vallahi hem de 2 tane birden var. Demek kocanız öleli 6 yıl oluyor. 4 yaşında da çocuğunuz var. Sizin derdiniz benim branşıma giriyor. Önce bir yıldızlamanıza bakayım. Sizin yıldızınız çok düşüyor. Sizin yüksek bir yerde okunmanız gerekiyor. Seni gözlerin görmediği karanlık bir yerde enine boyuna okumak lazım. Hocam o gözler gider mi o zaman? Ara ara öyle gidip gelmeler olur ama sonunda dünyanın en mutlu kadın olur. Hocam doğacın olurum o zaman. Beni takip. Hocam yeter ki derdime bir çare bulun. Beni takip edin.
Tamam hocam. Sizin derdinizin dermanı Derani'dedir. Buyurun. Siz ne derseniz doğrudur hocam. Ay Hüseyin ulan acıyı dedim sana oğlum, yavaşla. Ulan in aşağı adına. Az demir sana. Oy. İn aşağı. Uy, tamam ulan inirim dur la. Oy ayağım. Ulan acıyı dedim sana Hüseyin ulan. Ulan ayağın üstüne basarsın. Ha bu kadar sıkıntıyı bana niye çektirdin ya? La oğlum sizin gibi enayiler olmasa biz ne yapacağız? La evi de şaşırdık ya. Ula ben sana bir şey derdim ama dua et ki sen ucu bağa dokunayım. Ula senin... Hocam çok iyi geldi. Harikaydınız. Siz her zaman açık mısınız? Her zaman açız. Bize müsaade o zaman. Tabii, müsaade sizin. Abi, bu geceler tamamdır. Para hazır mı? Hazır. Emanetlerim nerede? Para. Getirin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bunlar benim uçaklarım değil ki. Dur polis! Kağıt dolu çantadaki mesajı okuyunca bir daha bu tarafa geleceklerini zannetmiyorum. Bu iki moruk ne oldu? Az ilerideki kumsala bırakmışlar. Ulaştım İz Trabzon'u. Vay! Neredeydi lan? Allah Allah. Buradayım. Ne? Hacı mı? Siz kimsiniz lan? Ne yaparsınız abi burada? Tutturun söyleme. Siz deniz dedelerisiniz. Deniz dedeleri. Siz konuşamıyor musunuz? Diliniz yok mu? Diliniz oğlum ya. Gelin dışarı. Islanacaksınız, sonra bir tarafınıza su mu katacak, gelin su katılacaksınız. Var ya, ben ikimizi de çok, çok sevdim ha. Sen neredesin ya? Sabahtan beri seni arıyorum ya. Çok önemli bir şey duydum abi. Ama kimse bilmemeli. Oo, benim en iyi adamım Yaşar. Seni ne çok severim biliyorsun. Abi geçen yabancı plakat bir araba geldi ya. Gelmiş demek ki. İşte tam onlar 3 kişi indi. Bir tanesi muhtarla konuşuyordu. İki tanesi de sizin o tapusuz arsa var ya. Ben muhtara demiştim. Bu puşt bu araziyi satar diye. Şimdi temizlesin poku. Ya abi dur bir sakin ol ya. Öyle senin bildiğin gibi değil ya. Kendi aralarında Rumca sohbet ediydiler. O bir de bıyıklı olan vardı. O Türkçe konuşuyordu. Haritayı koydu yere. Tam burayı gösteriyor diyordu bu harita. Ne varmış orada? Ne varmış haritada? Kimseye bir şey söyleme ne olur. Bu ikimiz arasında. Muhtar abine söyleme tamam mı? Sen ne diyorsun? Yoksa orada? Evet abi. Vallahi da billahi de kulaklarımla duydum. Senin o arsada var ya. Define var. Define var.
Abi define var. Ulan yaşasın ulan. Define var. Define. Ulan define. Kale gibi sarılma bana. Define mi dedin? Yaşasın ulan. Define. 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 Abi. Abi biliyorsun o arsa tabusuz. Senin önce gidip o tabucunu halletmen lazım. Yoksa jandarma duyarsa hepsini el koyar abi. Ulan yaşa. O ne iyi dedim. Ben hemen gidip bu işi halledeyim. Ay sana define. Bak bak bak. Kazacağın yeri de gösteririm. Derin gaz. Peki bulursun. Aa, kazacağın yeri de gösteririm. Aa, ha burayı kazacağım. La baba. Ha bu işi. Ha o üçüncü kişi biliyor mu? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Sen namaz kılay mıydın he? Estağfurullah. Estağfurullah. Allah kabul etsin. Muhterem hocam. Muhterem hocam. Ne oldu bu işte? Ha delikanlılar var ya. Kene elinde tüfeklerle fındıktan aşağı iniyle. Demek ki gene vuruşuyla. Vuruşma dedin uza aklıma ne geldi? Hiç unutmayalım bir gün bizim emniyat geldi. Bizim uşakların Galatasaray'la maçı var. Çok önemli bir maç ha. Bizim uşak Şenol topa böyle bir fırtı. Top gitti 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 gitti. Ta öbür kaleye kalecinin kucağına. Eser o zaman Galatasaray'ın kalecisi. O fırtı bizim Şenol'un kucağına. Şenol vurdu Eser tuttu. Eser vurdu Şenol. Şenol vurdu Eser vurdu. 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 Uy tam 15 dakika sürdü. Ulan ben böyle vuruşma görmedim. Kuralları bilirsin. 15 adım saydıktan sonra ateş edecek ha. Tamam. Konuşma da sen icraatını görelim. 7, 8. Bok yiyenin karısı korkudan az daha ölüydü. Beni mi vuracaksın? Bana bak. Korkudan ölemezsin ha. Ha bu işin bir şerefi vardır. Poksineyi gibi ezerim seni ha. Say bakayım konuşma. 8, 9, 10. Uy nenem, fişek almayı unutmuşum. Kız, dur ateşekle fişek almayı unutmuşum, dur. Bok yiyenin got kafalları sizi. Güya tüfek atmaya gelirsiniz, fişeğiniz yok. Neyse, insanlık bende kalsın. Dur vereyim sana bir tane mermi. Kız, abi niye dur? Domuz dolusuyla mı vuracaktın beni? Sağ anca o işler. Çok konuşma, say bakayım. Abi iş bitsin artık, evde bulaşıklarım beni bekleyin. Hey Allah, bulaşıkları varmış. Ben onu da yemeğim üstünde. Yemeğimi bekleyeceğim. Sen de çok konuştun. Hah, dön bakayım hadi sayalım. Çabuk. Allahu ekber, Allahu ekber. Uy, kurban oldum. Ezan da okunu. Kız ben bütün motivasyonumu kaybettim ha. Evde de bulaşıklarım bekliyor beni ya. Uy kız benim boydan arkasım da yok he. Kız ne dersin? Sen utanmayı mısın da bir de diyorsun onu bana. Ha bu iş ha burada bitmedi bilesin ha. Kıskananlar çatlasın. Ya Muhtar Bey, çay ister misin? La karış tutuşlar, karış tutuşlar, şekerler üstüne. Temel abi, Muhtar Emici nerede? Ha, cebimde dur. Ya deli misin abi ya? Koca adam cebinde nasıl olsun? Ha hocam, ne yaptık Muhtar Bey? Ha, de bakayım bana. Bir sürü karanın fındıklıktan aşağı. O hocanın evine kilitliyorsun saat demeyeceğim. Sıradaki. Lan Cemal! 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 Lan Cemal! Ne oldu Osman? Lan oğlum gel çabuk! Baba! Ne? Karı değilsin de. Senin orası öptüğü mi?
Eldi o, eldi. Duymadın mı? Yo. Nasıl öldü? Tavuklara çok piniydi. Anam kızdı. Kesti onu. Nerede kaldın hamsi kafalı? Ne oldu? Oğlum, hocaların oraya acayip acayip karalar gelip gidiyor. Niye çosmalı? Ya ben ne bileyim oğlum? Müneccim miyim? Hadi gidi bakalım. Ya haydi gidi bakalım. Yine bulmuşsunuz birbirinizi. Ne oldu ana? Elan'ın körü oldu. Ha bu hareketli hallerinizi funduk zamanı da göreceğim ha. Hatice teyze, vallahi da billahi Cemal'le bu sene fındığı biz toplayacağız. Tabii tabii. Ha bu uşağımı baştan çıkaran hep sensin Osman. Ya Osman takma ananı hadi ya. Sizin derdiniz benim branşıma giriyor. Önce bir yıldızlamanıza bakayım. Düşük mü yüksek? Onunu kozaya eşitmişsin. Gelmişsin şimdi sağlam bir koza reisin. Bu hoca nereden bildin sen bunları? Biz bilirük bilirük. Toprak altında ölen o kozalarının sende gözü kaldığınla gelen kozaların da hepsi eri. Sizin yıldızınız o kadar düşük ki yüksek bir yerde okunmanız gerek. La bunlar burada ne bekliyorlar? Hocam seni bana çok methettiler. Çok iyi bir hocadı dediler. Sen bana iyi bir koca bulabilecek misin? Ben onun için yanına gelmişim. Evet. Muhakkak size koca bulunacaktır. Ondan hiç şüpheniz olmaz. İnşallah. Malumunuz biz hayır işlerinde kullanmak için kişi başı da 50 lira para alıyoruz. Sorun değil hocam. Yedeci koca bulun. Buyur. Artık direni yet sıkmayı hak ettiniz. Osman. He. İçeride ne var? Lan ne bileyim. Ama acayip meraklandım ha. La gel gidi bir bakalım oraya. Bundan kurtulmak için gözlerin görmediği karanlık bir yerde eline boyuna okunman lazım. Osman. He. Görmeyeyim Osman. Hep kadınlar haliyle içeri. Aynen la. Ama aklıma bir fikir geldi ha. Ta. Önce bir araklıya inelim. Haydi gel benimle. Armutun dalınayım, salla da salınayım, belinde salınayım, al beni anayım. Armutun dalınayım, Ulan herif ne oluyor sahaya yatsana aşağıya. Ben de gidip geldim. Bana hiçbir şey olmadı. Sana ne oluyor da durduğun yerde duramaysın. Ya karıcığım bendeki ateş sende olsa. Vallahi mi diyorsun? Demek ki yemeğine kattığım karışım bir şey yaramış. Daha ne bekliyorsun? Gelsene. Ya ben de derim ki ha bu lahana niye hurma tadı verir? Ya karı yaptığın iş mi? Ya benimkisi hastalıktan değil de stresten ya. Ne stresi diyorsun ya? Millet gecede 3-4, biz senede anca bir. Benim derdim ne? Senin derdin ne ya? Beyefendi başka ne derdin var? Bizim ama aşağıda tarla yok mu? Ha bu altı yanındaki tarlayı mı diyorsun? İyi. Onun yanındaki boş arazi var ya. Tamam. Onun bir üstü var bilirsin. Tamam. Bir de o arazinin alti var. Tamam alti var. Bir alti. Bir de üstü var bunu bilirsin. De bakayım bana nedir o? O arazinin altında. Dışarıda yağmur mu ya? Büyük Allah'ım la ilahe illallah. Ya bırak şimdi yağmuru da. De bana bakayım ne var tarlada? Hazine varmış. Ben bir şey demeyeyim ha. Uy benim de sandığım bir şey var. Ne dedim? Karıcığım hazine var imiş hazine. Karıcığım sakin ol. Sakin ol. Sakin ol karıcığım sakin ol. Şşş, sesini çıkarma. Kimse bir şey duymasın. Şimdi zengin mi olduk biz? Pop zengin oldun pop. Ulan o tarlanın tapusu mu var?
Eğer o araziyi tapuyla üzerimize geçiremezsen... Jandarma geldi mi hemen hazineye el koyar. Ne demedim? O araziyi üstüme almam lazım. Bunun tek bir çözümü vardır. O da muhtarı ikna etmektir. Ya ondan kolay ne var? Gideceğiz muhtara bastıracağım bunu. Ula karı. Lan muhtar pasar mı dersin? Karıcığım. Önceden bileyim. Muhtarı değil de hocayı ikna etmek lazımdır. Bana bak herif. Ne et et muhtara bastır. Eğer bastırırsan bütün yasaklar kalkay. Görev bitiy. Hatta şimdi ilk avansı bile sana ucundan ucundan verebilirim. Hocayı ikna etmek için aklıma bir şey geliyor ama ha o bilezüklerinden biri gidecek. Veririm ama bir şartla. Ne de şartın? Hazineyi bulduktan sonra Trabzon'a en iyi doktorlara gidecek. Hem de en iyisine gidecek karıcığım. İyi büyük Allah'ım. Trabzon sporuma müspan. Bana da bu akşam. Ula tutturamadık. Nerede kaldın aşkım? Anca çıkabildim evden. Fazla vaktim yok ha. Oha göre. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine domuzda lise attılar. Nereden anladın hani? Kokusundan. Hop gelin uşak. Kaç kere koku sürdüm üstüme. Kokum için bir şey deme. Ama mermiyi hemen tanı. Kara yemiş gözlüm. Deme bana öyle laflarda. Benim gözlerim kara yemişe mi benziyor? Yok. Benzemiyor. Üzüm gözlü. Ha bu laflacı sen başkasına mı giydin de? Diline dolan diler de bana söylesin onları. Doğruyu söyle bana. Yok aşkım ya. Ben senden başkasını tanımam. Vallahi o gözlerini oyarım. İçine düzüp basarım. Göz turşusu yapar. Ha bu dünyayı turşu olarak görür. Haberin ola. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam muhtar ve aleyküm selam. Haber göndermişsin eve gelsin diye hayrola. Ya muhtarım hele bir içeri geç özel bir görüşeceğim. La bana bak aklına neyeceğini bilmiyorum ama tuhaf tuhaf bakarsan götünden vururum sen ha. Muhtarcığım kalas gibi adamsın. Biraz kibar ol. Hele bir de bir şey isteyeceğin zaman nazik ol demedim mi? İyi de benden isteyecek bir şey yok değil mi? Var muhtarım. Olmaz mı? Bir kere bassan iş çözülecek. Ne diyorsun ya? Şu an iyice korkmaya başladım. Bak bir kerecik bas. Her şey daha güzel olacak. Oğlum yürü git ya. Ben kalkmayayım. Götsün miyim ben? Sen yanlış anladın muhtarım. Ha o karşıki evdeki puşlan. 10 sene önce kavga etmiştim ya. Kavga etmediğiniz gün mü var ki? Muhtarım. Ben arazilerimiz arasındaki yerden bahsediyorum. Ne oldu? Ha mühürü bassan da, ha araziyi üzerime geçirsem. Ya funduklar heba oluyor da. La düzgün anlatsana. Ha burada 5 dakikada ne korkular yaşadım. Oh be bir rahat ettim ya. Rahatla tabi muhtarım. Ne diyorsun? Basacak mısın? Olmaz. Ben günah acilemem. Hocaya sorarız. Hoca ne derse o. Demek hoca ne derse o olur. Selamun aleyküm. Hoca efendi sürüyor müdür? Aleyküm selam içeriyedir. Ben gireyim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam ben al mübarekeni bir öpeyim. Hocam sebebi ziyaretim. Senin av engin ve derin bilgilerinden yararlanmak amacıyladır. Hocam bir şey anlatacağım size. Buyur Şirin anlat. Hocam benim babam çok tez canlı bir adam idi. Eskiden 5 kez evlendiydi. 4 karısından uşağı oldu ama... Hepsi de bir yaşına gelmeden ölüydüler. Üstüyor o gözdendir gözden. Öyledir hocam. Hocam gözü olanın götü çıksın. Sonra anamla evlendi. Anam da hamileyken dedi ki eğer dedi ha bu uşağı da dedi bir şey olursa dedi seni de onu da dedi ikinizi de bir gömerim toprağa dedi. Neuzübillah hem de canlı. Biliyorsun benim tarlanın yanında malum o puştunda bir tarlası var. Her iki tarlamızın sonunda da hocam tapusu olmayan boş bir arazi var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Yukarıda Allah var, Allah korkusu vardır bende hocam. Bilirsin bunu. Şimdi ben oradaki funduklar heba olmasın diye diyorum ki fundukları üstten ve alttan toplamak haram mıdır? Bu mevzu önemli bir mevzu. Olayı yerinde tespit etmek lazım. O zaman ben gideyim hocam. Da ha bunun başka olur yok mudur?
yoktur. Sonra anam ben 1 yaşına gelene kadar evden çıkmamış. Ben yaşayayım diye her gün bana yaşar, yaşar, yaşar diye seslenirmiş. O gün bugündür adım Hüseyin geldi de hocam ya. Hocam müsaaden varsa o zaman ben bir çıkayım hocam. Eyvallah. Selamun aleyküm hocam. Şimdi bunları bana niye anlatıyorsun anlamış değilim. Hocam bir dur anlatayım da. Tek uşak olduğumdan biraz nazlı büyüdüm. İstediğim yapılmadı mı? Kıpkırayım ortalığı da hocam ya. O yüzden ben işlerin iyilikle hallolmasından yanayım. Anlayır mısın hocam? Sen al bu parayı hocam. Özünüm içeride hocama veremedi. Peki bir ihtiyacı olur. Madem verdiniz biz de alalım. Ya özünüm ama bizim hoca tarla işini halleder de. Eder hiç merak etme. İnşallah inşallah hocama güvenirim. Sana güvenirim. O zaman gönül rahatlığıyla ben bir gideyim. Buyurun. Muhtar gelecek yanınıza. Siz ne diyeceğinizi iyi bilirsiniz. Anladınız mı? Hadi bana eyvallah. Hocam, hocam, hocam paralara bakar mısın hocam? Bu ne lan? Nereden buldun bunları? Hocam bunları Barış verdi. Ama bu işin arkasında bir şey var. Hocamız burada. Buyurun. Aylin Hanım. Hoş geldin, sefa geldin. Böyle karşımda geç otur bakayım. Şimdi bizim komşu Aylin'in bir tane koyunu var idi. Çiftleşme zamanı gelmişti. Onu aldı el arabasına koydu. Karşı mahalledeki İbrahim'e götürdü. İbrahim habuları bir çiftleştirelim dedi. İbrahim 50 lira alırım dedi. Tutup tutmadığını nasıl anlayacak dedi. Onları çiftleştirdik ama. İbrahim dedi ki Ali. Sabahlan kalk. Bak eğer koyun yataysa tutmuş. Ayaktaysa tutmamış. Tamam aldı eve yatırdı el arabasından bile. Sabahlan kalktı. Ali bir bakar ki koyun ayakta. Koyun el arabasına yattı. İbrahim tutmadı. Problem yok dedi. Bir daha sifreç gitti. Bu böyle birkaç defa tekrarladı. Artık bunu aldı. Kare git bakayım ha koyun yatağı mı ayakta mı? Kare gitti. Ne diyorsun kare? Geldi ki. Kare ne oldu? Herif koyun ne yatağı ne ayakta. Ne olmuş kare neydi? Herif el arabasına binmiş de seni bekliyor. Hoca bunları sen bana niye anlatıyorsun? Ne bileyim anlattım işte. Sizin derdiniz neydi bayan? Hocam benim çok acil koca bulmam lazım. Çok acil mi? Evet hocam. Arkadaşım geçen gün size geldi. Bir gün sonra da evleneceği erkeği buldu. 1 ay sonra da düğünü var. Oh maşallah. Benim ondan önce evlenmem lazım. Lütfen beni 2 defa üfleyin hocam. Parada sınır yok. Her şeyi yaparız hocam. Hadi üfleyin beni. Siz tam benim uzmanlık alanıma giriyorsunuz. Sizi 2 kere okumadan önce bir yıldızlamanıza bakayım. Hadi bakın hocam. Hayırdır? Sizin yıldızınız yerlerde sürünüyor. Ay! Ne yapacağız? Hocam içeri girdiğimde adımı bildiğine göre demek ki sende de var. Ne var? Ondan hocam ondan. Bende 3 tane var. Yine ne oldu ki? Yok bu hocam. Hayır yanlış bilgidir o. Kusura bakma hocam. Arada sırada böyle gelirler giderler. Yürü git. Bana mı canım? Yok hoca yine geldiler. Ya bir gidin ya bir gidin. Gittiler. Hocam 70 yıldır bunlarla evliyim ben. Biri birine yaklaşırdı hemen onu çarpıyorlar. Ne olur beni kurtarın bu dertten. Bu benim birazcıma girmiyor. Ama gene de bir deneyelim. Sen tek başına beni takip et. Kimse seninle gelmesin. Tamam hocam. Uy. Allah'ım. Sarışın esmeri. İkisi de bir arada. Kızlarsa bir şey söyleyeyim mi? Ha bu gözler göz olalı. Sizden güzelini görmedi. Da aklıma takılan bir şey var. Ya ha bu fındıklıkta ne işiniz var sizin? Ha şimdi bir de güçlü bir erkek araysanız karşınızda da. Ne yaparsın? Ula el değmemiş bölgelerimizi ellemeye utanmıyor musun terbiyesiz? Sapık. Bizim gibi bakirelerden ne istiyorsun sen? Sizin yüksek bir yerde okunmanız gerekiyor. Ne yapalım hocam? Draniye çıkalım. Nereye? Beni takip edin. Peki hocam. İyice içinize doğru alın. İyice. Ay hocam. Neydi böyle? Ben böyle bir şey görmedim. Bu duman okunmuştur. İyice içinize doğru çekin. Çekin. Oh.
hocam, harikasınız. Şık trak, şık trak, şık trak. Rahatladım ben. Ay, bana bir şeyler oluyor. Nefesiniz çok kuvvetli. Etkisini şimdiden hissettim. Mutlu olacaksınız. Eğleneceksiniz. Belki de yarın bir koca bulacaksınız. Belli ki siz amatörsünüz. Hadi diyelim ki sizi ben profesyonelliklerde oynatayım. Amirliğin forması bir geçireyim. Ne dersiniz? Heh. Hadi girin bakayım kolum, hadi hadi. Hadi. Ne yapıyorsun abi burada? He Ferdi, görmeyeyim misin? Garbuz tarlasında fındık toplarım. He anladım abi. Yorgunluk çayı getireyim, ister misin? Ulan yürü git. Hocam ne güzel gözlerle bakıyorsun bana. Bakın deliklerinde ne kadar simetrik. Hele o dişlerin tane tane. Ay üşüdün mü ne biraz? Isıt beni hocam. Vay orospular. Gidin hocayı üflenip püflenin ama. Benden kaçamazsınız. Özellikle esmer bomba. Kafayı taktım sana. Demedim mi? Yakışıklı olduğu kadar da inatçıyım. Gel yavrum, işimizi burada bitirelim. Ama istersen eve de gidebiliriz. İmdat! Kasma yavrum. İmdat! Enerjini boşaltsana. Yaşar abi. Ne lan ne? Ben istemezsin biliyorum ama çay getireyim abi. Ulan istemezsem niye soruyorsun? Ahmet Bucun daha gelecek olan var mı? Sanırsam yok hocam. Alttaki buharın tozunu az koy. İki nefes çıkan komalık oluyor. Ay sapık! Ben dönmüşüm düşakamdan. Maşallah, maşallah. Bir kereden sonra tövbe eder, yine dönersin. Öyle değil lan. Dönme, dönme. Tamam, dönmeyeceğim ama sen de durduğun yerde dur. Kafaya taktın yani. İlla atlayacaksın. Öyle mi? Demek o kadar belli oluyor ha? Ulan Yaşar, ne yapıyorsunuz? Hiç, takılıyoruz abi. Sen? Hiç, la ben de koştum yakalayamadım. Vallahi abi. Oğlum sarışın da var ya, tay gibiydi. E bari sen elindekini kaçırma. Hadi görüşürüz. Şu an anlaşıldı ki başka çarem yok. Ama önce alttan başlayacağım. Sıkıntı yok. Bu ne lan? Osman, demek falan manı gördü de korktu kaçtı. Gülme oğlum. Ya kim olduğumu anlasaydı var ya, ölene kadar dilindeydi. Doğru, doğru değilsin. Bombayı bana minareden anas ederdin. Ana! Ula! Olmamış Armut'ta ne işin var he? Çok seviyorum, ne olur al bana o kızı. Hey Allah'ım, yine aynı konu. Oğlum ben sana kaç defa dedim, teyzemin kızını alacağım da. Ölürüm de o kızdan evlenmem ben. En iyisi atayım kendimi aşağı, kurtarayım. Oğlum manyak manyak konuşma, in aşağıya. Bak atıyorum. Tamam oğlum, tamam. Tamam dediğin gibi olsun, in aşağı oğlum. Söz mü anne? Tamam söz oğlum, söz, in aşağıya. Ama halen daha merak ediyorum. Acaba ne var idi orada ya? Kararay. Oy, demek buluşacağız ha. Ne zaman? Yakında ne zaman? Anne, ben o kızı çok seviyorum. Kimdir bu kız oğlum? Bilirim kızacısın ama ben o karşıdaki Zeynep'i çok seviyorum. Seni bok giyenin oğlu seni. O kızın adını bir daha ağzına al da bak.
Seni evlatlıktan reddederim bile bilmiş olasın ha. Oğlum nereden buluyorsun bu karıları la? Bir tane de bana ayarlasana la. Burnumdan bile beni geliyor anasını satayım. Paça boktan, paça boktan. Ne boktan, ne boktan? Paça boktan. Ne karılar var biliyor Ateş atay, ateş. La oğlum duvarlara vuruyorum. Bir tane de bana ayarla da. Ha bu karıya bir attı yayın. Arkadaşı da senundur. Sana ya git kendine sor bana ya. Ya ne yapıyorsun adama bu duvamı ne koyun? Ne yaptınız kardeşim, öldürdünüz adamı. Ne öldürmez kardeşim, kendi arabamıza o çarptı. Polis çağıralım, polis çağıralım. Polis çağırmayalım abi, gözünüzü. Kardeşim çağıralım, doğru mu? Yok abi, kendi aramızda anlaşalım abi. Bak gözlerini açıyor bak abi, gözlerini açıyor. Tamam o zaman aramızda halledersek başka. Gel. Anlaşalım abi, kendi aramızda. Tamam o zaman polis çağırmaya gerek yok. Hacı! Hacı dedim sana! Kız ne oldu? Gel buraya bakayım. Anasını kaybetmiş oğlak gibi ne böğürüyse. Kocamış azgın garı. Ha evdeki zilline söyle, oğlunu baştan çıkarmasın. Benim güzel kızım senesizlikle oğluna mı kaldı? Kız bana bak, sizin evde kimse var mı? Yok. Sizde var mı? Yok. Niye soraysın? Hiç. Rahat rahat ağzına sıçacağım da o yüzden. Çok yoruldum. Selamun aleyküm yengeler. Uyalanız işi. Çay vereyim mi yengeler? Ne çayı ula bok diyen seni. Yürü, yürü geç git. Bu kadar mola yeter ha. Bok yiyenin karısı, bir de konuşayım mı sen? Sen saçını mı boyaysın? He boyarım, ne oldu? Zoruna mı gitti? Kız yok yok, ne kadar güzel saçın var. Kız bana bak. Kediden faydası olayım mı? Olayı tabii kız, olmaz olur mu? İstersen vereyim tarifini sana kız, da. Kız ver de gözüne kurban olayım, ver bana da, ben de yapayım aynı da. Verdiğiniz bu para ancak güvenlik kamerası görüntülerini sildirebiliriz. Ama sen bize vurdun. Ha tamam, öyle diyorsanız sorun yok. Madem ölmedim, hatta ben bunu bir telafi edeyim. Oturun siz telafi. Biraz boşluk kalmış. Tamamlayalım mı? Yüzlere nedir be? Direnciye para mı veriyorsunuz amına koyayım? Sizin hepinizin azı bir şey adam olun be. Neredesin yavrum bebeğim? Tamam. Dur bekle, getireyim. Ay kız, ben bunu bu gece hemen yapayım. Ay. Ay, al abone de. Yaşar abi, ne yapıyorsun abi burada? Görmüyor musun ha adamın çıktıklarını? Ferdi. He abi. Edelim abi buna birlikte. Edelim abi. Çalışır kafanı o zaman. Abi. Benim Trabzon'da çay sattığım bir Rus karısı var abi. Çağıralım onu da. İlgilensin onunla. Bir sevap işlesin abi. Sen çay satmaya Trabzon'a mı gidiyorsun? He abi. Ama yaş çay satmayalım abi. Kuru çay satarım. Ha. Öyle deyince mantıklı gördüm. Ve o zaman haydi. Operasyona başlayalım o zaman. Başlasın abi. Haydi. Ay 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 ay.
buyurun. Yok yok, ben almayayım abi. Ben araba kullanıyorum, olmaz. Yok yok, bir tane hiçbir şey olmaz. Ya araba... Hiç. Şey olmaz. Şu daha soğuk. O zaman onu da bana ver bakayım. Bu bira var, light mı be? Bir tuhaf tadı var. Soğuk olsun diye toprağın altına gömüyorum da ondandır. Siz niye böyle don gömleksiniz? Bizim için gideceksiniz yoksa lan? 10 senedir ne hamsi ne fındık hiçbir şey yemiyorum. O yüzden tık yok, korkmayın. İçerim ama buna koy. İçerim. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum düz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum. Açar bu kapıyı. Kapıyı aç diyorum sana. Ne oldu be? Kız sıçayım senin verdiğin tarifin içine. Ha bu kafamın haline dur. Ne bileyim ben, sen de yan etki yaptı herhalde. Kalk lan kalk. Kalk. Bunlar bizi soymuşlar. Soymuşlar amına koyayım valla. Abi bunlar bize gazoz muamelesi yapmışlar abi ya. Neyse ki ucuz kurtulduk. Sadece paralar almışlar, karttan almamışlar. Bak. Abi kalk gidelim İstanbul'a ya. Kalk ya. Kalk gidelim. Yok be. O üç salak bizi soydu diye ben hocaya gitmekten vazgeçemem. Hadi asıl kalk oraya, hocaya gidelim. Ah! Amanın! Hocam! 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 Ay! Hocam ben okumaya geldim. Ay hocam çok uzaklardan geldim. Beni okuyun ne olur. Şey bu benim branşıma girmiyor bu okumak. Bu Ahmet Hoca bu senin branşına giriyor. Bunu bir oku. Ay çok sevindim hocam. Çok teşekkür ederim. Beni siz ne okuyacaksınız? Buyurun. Kaldı bu kız evine çıkmayı bir kısmeti. Kaldı bu kız evine çıkmayı bir kısmeti. Aklını başına al deli yattı milleti. Aklını başına al deli yattı milleti. Esselamun aleyküm. Allah'ın selam ve bereketi üzerinize. Oğlum sana bu şahı niye ettim böyle oldu? Hocam Lüt kavminden girdim. Osmanlı'dan çıktım. Çocuk bir anda değişti. Bu anlatkarım bize niye fayda etmiyor o zaman? İşte o günden sonra bende bir şeyler değişmeye başlamıştı. Bak Allah'ım. Zaferim. Ula ha bu iş ne kadar güzel düşündün ya. Abi. Ha? He. Ula babam bizi ya burada basmaz. He. Abi ha bu saatte babamın götünden pireler uçuşuyor. Evet. Sen istiyor benimle yatmak? Beni yiyeyim. Aman da garip soyundu beni. Tutma ben gidiyorum. Dur abi dur. Adam milyon su. Dur. Güzel. Sen istiyor benimle yatmak? O zaman davay davay. Ne davay davay ya? Nerede bulacağım sanat davarı? Onun öyle de. Yok yok. Yatalım diyorum sana, yatalım. Oh, davar davar. Yok yok. Davay davay. Cemal abi, Beledibe Türkiye iyi gelen özel çayımızdan vereyim mi abi? Gitti hadi.
Kusura bakma. Beklettim seni. Ay ben bitirelim bu işi. Yanıyorum. Bitirin. Ay yerim seni ben yerim. Aylarla bu günü bekledim. Az bir yüzünü de göreyim seni de. Her şeyim açacağım. Her şeyimi sana vereceğim. Ama önce sen bir soyun. Tamam mı canım? Ben hazırım. Ay öyle deyince utandım. Ama sen önce bir araçtan in. Ben soyunayım. Sonra sen tekrar binersin, tamam mı? Tamam yavrum. Dur gitme. Kız dur. Hadi ne baksaydım da ne bildiysin ya. Ana. Demek ki birden soyunduğun zaman karılar korkaymış. Cemal abi, içi ısıtan sıcak çayım var abi, vereyim mi? Demek vermek istiyorsun. Ver bakayım abi. Geleyim abi. Gelip giden su alınca Ahmet Muhtar Aydın demiş ki hocamızın nefesi kuvvetli olduğundan namı dört bir tarafa yayıldı. Duyan geliği, duyan geliği. Biz de sevabını okuyoruz deyip muhtarın onayını almış. Birader bir hoca varmış, meşhur bir hoca. Onun evi nerede? Çay vereyim mi abi? Ya bırak şimdi çayı. Hocanın evi nerede hocam? Okunmaya geldiniz herhalde. Boş ver dönelim geri ya. Ne? O kadar yolu İstanbul'dan buraya boşuna mı geldin? Oğlum ben kendimi okutmadan bir yere gitmem. Abi bir orospu diyemiyorsun diye yani hocaya mı gitmek gerekiyor ya? Yavrum göz var üzerimde göz. Dilimi düğümlemiş de bir şey konuşamıyorum, söyleyemiyorum. Hadi kendimi okutmadan ben hiçbir yere gitmem. Yürü bakayım önüme düş, 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 yürü. Selamun aleyküm hocam. Sus! Ben de vur. Seni inanmıyorsun. Çekil kenara bakayım. Çekil. Sen yaklaş bakayım, yaklaş. Aç bakayım ağzını. Tam olarak göremedim. Biraz karanlık. Sanırsam senin tilin dolanmış. Vay! Nasıl bildin hocam? Bir çaresi var mı? Var. 10 liranı çağırırım. Selahattin sen 20 lira ver. Hocam dili çözülürse orospu diyebilecek mi? Ne? Ne orospusu? Amına koyun bileder. Kusura bakmayın meçhuptur. Ne yapsa yeridir. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Okumaya mı geldiniz? Bu köyde meşhur bir Mehmet Hoca varmış. O siz misiniz? Evet benim. Okumacası da. Evet evet. Gelin. Hadi gidelim. Ya hocam, eskiden çok iyi diyordum ama şimdi artık diyemiyorum. Dedirturuk, dedirturuk. Sende göz var. Bir tane olsa neyse, iki tane göz var, iki tane. Selahattin, bak görüyor musun? Ya ben sana demiştim. Seni gözlerin görmediği bir yerde enine boyuna okumak lazım. O gözler o zaman gider mi? Öyle ara sıra gidip gelmeler olur ama bittiği zaman gidin öyle kıvrak olur ki asmadığı kapı kalmaz. Ya. O zaman beni hemen oku hocam. Kurban olayım hemen oku ne olur. Ya bırak ya. Hadi gidelim ya boş ver ya. Nereye gidiyorsun sen ya? Ya ne olacak acaba onu mu? Boş ver. Ben arabadayım abi gidiyorum. Hocam sen onu boş ver. Zaten bir şeye inandığı yok. Sen beni oku yeter. O zaman beni takip et. Tamam. Ah. Çek bırak. Çek bırak. Hah öyle devam et. Çek bırak. Alo Muhtar. Hayırdır ne oldu? Hemen mi geleyim? Tamam geliyorum. Tamam tamam. Sen çek bırak. Çek bırak. Bakalım o karanlık odada ne var idi? Yürü Cemal.
Bu Hüseyin'le Barış'ın kavgalarına yıllardır döktük usandık hocam ya. Muhtarım barıştırmayı deneseydiniz. Müezzinim ben de onu diyorum. Bunları ortak bir noktada buluşturup barıştıralım ya. Hocamızın da o konu hakkında fetva vermesini mi istiyorsunuz muhtarım? Evet. Bunları kavga etmesine sebep olan işte burası. La Barış ne yaparsın orada? Hiç. Siz ne yapıyorsunuz? Hiç. Sen? Hiç. Gömüyorum. Ne gömüyorsun? Bizim evin kedisi benim gibi azgın olunca kendini Mart ayında sandı damar çıkayım dedi. E çıkınca da düştü öldü. Ben de ona gömecek bir yer baktım. Buldum. Aha da gömdüm. Gidiyorum. Aha! Lan bunlar karı! Allah! Allah! Lan karılar! Yavrum! Benim! Bağırma süt boştan bitsin! Sen de ye ben de yiyeyim yavrum! Kaçmayın! Lan! Oğuz bu lan! Lan kaçar mı Oğuz bu lan hem de? Kaçmayın! Hocam, sağ taraf Barış'ın, sol taraf Hüseyin'in. Ha burası mı talaş ediyorlar? Hocam, yıllardan beri bunların dedeleri. O gafıl benim, bu gafıl senin. O gafıl benim, bu gafıl senin. Dediler. Sınırcılığı bugüne getirdiler. Ha, diyorsun ki yani muhtarım, kavganın çıktığı yerde işi bitireceğim. Aynen öyle. Uşaklar. Muhteremci. Ne oldu Muhittin? Bana bir çay ısmarlasana. Muhittin sana çay ısmarlayayım da. Sen çok zamandır herhalde yıkanmamışsın. Anam hasta. Yıkanmayın. Muhtarım bunu bir yıkattır. Sevaba kalırsın. Artık Serkan, konuyu annene ne zaman açacaksın? Deneyirim aşkım. Evlilik dedim mi, anneye bir şey oluyor. Korkuyorum Serkan. Benim sonum da abimler gibi olacak. Rahmetli İsmail abi trafik kazasında öldü ama abim Gizem ablanı çok seviyordu. Ben abimin dört ortağıydım. Abim bana her şeyini noktasına noktasına kadar anlattı. Zavallı. Korku içerisinde aşağıda giderimde buluşuyorlar. Sana söz veriyorum. Bizim sonumuz onlar gibi olmayacak. Ulan bu bana yapılır mı ya? Ya ben sevir. Kilip elleri alsın ya. Merhabalar.
Osman. Ha bu dingil kimdir? Yanlış sevdiğimi almaya ya. Ben onun cüdeciğim ebesini düdükledim. Sevmi. 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 Belliydi zaten tavırlarında. La oğlum saçmalama, deli misin sen ya? Tabancadan gideceğim muhtarın evine mi basacağız? Basacağım Osman, basacağım ya. La içeride çürürsün, manyak mısın sen ya? Hapısa neden bitiririm Osman? Ya o kadar da değil koş sevgim Osman ya. Yeter ne oğlum ya. Koş o tabancayı beline ya. La sana kız mı yok oğlum ya? Yakışıklı da uşaksın ya. La Gürcistan'a giderim. Ne bileyim. Yaşa. Ya. Hakkın yalan etti. Niye lan? Ha bu zilli için az etmedim sana. Kardeşim. Kardeşlerim benim. Evet muhtarım, sebebi ziyaretimizin nedeni Allah'ın emri, peygamberin kavliyle hab senin kızı Cazip benim oğlana istiyorum. La, la, ulan uşaklar siz de hakkınızı helal edin. Niye la? La ben de size bu kız için az etmedim ya. Çok şükür hayırlısından da bu işi gördük. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Ulan uşaklar. Bu hafta Trabzonspor maçına hep beraber gideceğiz, tamam mı? Yaşa. Yemekler de benden. Lan içecekler de benden anası satın. Lan. Lan. Haydi. Haydi. Ama bana bak. Maçtan sonra Gürcistan'a gideceğiz ha. Vallahi. Karılar. Hazırsanız bu haftaki toplantıyı kavgasız bitirebilmek dileğiyle başlatıyorum. Son nefesimize kadar hazırız. Biz bu yolda ölürük. Her zaman demişimdir. O bir defa elirse ben 3 defa elirim. Bırakın sidik yarıştırmayı. Kısa görüşlerinizle başlayalım. Songül sende ne var? Notlarıma bakayım. Onur fena değildi. Ama yan toplarda defansla iyi iletişim kurmalı. Asiye sen ne düşünüyorsun? Bence kanatlar biraz içe yakın olmalı. Defansta hala sıkıntılar var. Seher. Sen ne düşünüyorsun? Ben bu hafta anca maçın özetini izleyebildim. Biliyorsunuz teyzemi kaybettim. Abo! Sen maçı izlemedin mi? Cenazede yemek işleyen bağ kastiler daha. Ne edeyim izleyemedim. Derneğimizin 61. maddesi 61. fıkrasına göre bütün üyelerimiz iki eli kanda da olsa bütün maçların tamamını izleyecektir. Asalım bunu asalım. Çüş! Seni asmalı asıl seni. Sayın başkanım, Habi Karan'ın dediğini şahsıma hakaret sayarım. Efendim buna dolayacağım. Seni bokşuyorum. Seni. Ardolarım. Geri dolayacağım. Seni. Ardolarım. Seni bokşuyorum. Ardolarım. Abi. Abi. Muhteremci. Ne oldu Muhittin? Serkan'la Zeynep yüksek bir yere çıkmışlar. El ele tutuşmuşlar. Atlamaya çalışıyorlar. Ne? Her gün tartışma. Her gün kavga. Yeter artık. Boktanın duşa. Bırakın kızın elini. Çıkartma beni oraya. İn aşağı. Kızım bırak o mikrofonu elini. İn aşağı. Gel de aşağıda konuşalım. Hey kızım gel aşağı. Eğer sarılıp barışmazsanız buradan aşağıya atlayacağız. Bir şartla ineriz. Sarılıp barışacaksınız. Bir daha da kavga etmeyeceksiniz. Ne sarılması? Ya ne sarılması? İnin aşağı çabuk. Madem barışmazsınız o zaman bize de ölmek yakışır. Durun yapmayın. İnin aşağı. Ne olur inin aşağı. Etme uşağım. Bana ikinci kez evlat acısını yaşatma. İnin aşağıya. Sarılın da. Sarılın. Sarılın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi alkışlarınızla gelin ve damadı sahneye alırken ve yine kuvvetli alkışlarınız ile Yılmaz Kasapoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Hocam neredesin? Her yerde seni arıyorum.
Ya Ahmet kaç aydır buradayım. Ben artık daha dayanamıyorum. Ahmet biz bu kadar nasıl insafsız olduk? Milletin duygularını sömürdük. Yalanla yere namaz kıldırdık. Fetva verdik. Millete uyuşturucu verdik. Hocam yeter. Ne yeteri? Çift yotumuzu kurtaralım diye dini evellerimizi alet ettim. Hocam bunları yapmasaydık bizi yakalayıp öldürürlerdi. Ya büyük felaket geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Sen cuma hutbesinden etkilendin. Biraz rahatla geçer. Ama artık ben yokum. Ne? Yok musun hocam? Ne diyorsun sen? Evet, kararım kesin. Ben eve döneceğim. Belki karı beni affeder. Tamam. Tamam hocam. Senin dediğin gibi olsun. Ama bana müsaade et. Elimizdeki malları ben paraya çevirip geleyim. Gelmezsen giderim. Haberin olsun. Evet, şimdi Ramazan Taşkın ile horon havası diyoruz. Haydi bakalım. Nasıl getirdimsin bir araya? Ne? Gömümü mü yok mu? Gömü yok mu lan? Nasıl gömdüm sizi ama? Ulan seni ağzına, ağzına sıçtım diyorsun. Aman! 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 Aman!